Arkadaşlar saçlarım uçar, biraz böyle havalı bir giriş yaparım diye umdum ama uçmuyor. Mantetör arkadan vuruyor ama uçmuyor. Ne yapalım? Neyse, bugün arkadaşlar hızlı bir makyaj yapacağım. Yine dışarı çıkmam lazım. Saat şu an kaç? 4:15 geçiyor ve ben daha yeni hazırlanmaya başladım. Neyse, 6-7'ye kadar vaktim var hazırlanmak için. Hemen makyajımıza başlıyoruz. Şimdi hemen alta baz niyetine güneş koruyucu bir krem süreyim. Bugün arkadaşlar makyajı yaparken biraz da bu şeylerden bahsetmek istiyorum. Hani üniversite sonuçları açıklandı sanıyorum, yanılmıyorsam. Tercihler başladı. Başladı ya da başlayacak. Bana şimdi yabancı dil mezunları çok soru soruyorlar. Hani hangi bölümü seçmeliyiz Fulden abla diye. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi Japon dili seçtim üniversitede. Yani biraz bundan bahsedeceğim hemen çok hızlı, kısaca. Çünkü çok detaya inmek istemiyorum. Hani tercih yapacak kişinin aklını karıştırmak çok istemiyorum. Sıkıntılı bir dönem. Çünkü şu an yapacağınız karar aslında sizin geleceğinizi, hayatınızın akışını, yönünü belirleyecek olan bir karar olacak. Şu an seçeceğiniz bölüm, üniversite, şehir. O yüzden çok hani ben kendi şahsi yorumlarımı katmak istemiyorum. Çünkü benim düşüncelerim bu 29 yıllık eğitim ve iş hayatımda yaşadıklarımın sonucu olacak. Siz aynı yollardan geçeceksiniz diye bir şey yok. O yüzden sizi mutlu edecek alan farklı da olabilir. Ama uzun cümle kurdum ya. Hiç de sevmem böyle uzun cümleler. Kendim dinleyemem yani. Neyse, diyeceğim o ki arkadaşlar. Hangi dili seçsek diye bana soruyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bana sorduğunuz için çok mutluyum. Gurur duyuyorum sizinle. Bunu araştırdığınız için, bir dil mezununa eriştiğiniz için, sorguladığınız için, danıştığınız için bence mükemmel bir şey bu. Yani bunu yapmanız. Özellikle benim dönemimde Facebook vardı, MSN vardı. Hani böyle bir şeyleri araştırıp da insanlara ulaşmak çok da mümkün olan bir şey değildi. Yani bizim imkanımız biraz kısıtlıydı. İmkanımız yoktu diyemem aslında. Yapılsa yine yapılabilirdi ama çok araştırabileceğimiz bir imkan yoktu benim dönemimde. Lise mezunu olduğum zamanlarda. Sizin şu an imkanınız var. Instagram var. İşte YouTube'da herkes paylaşıyor bilgilerini ki çok güzel YouTube'da bunların paylaşılması. Her yerde bir sürü platformda hani bir sürü dilin mezununa ulaşabilirsiniz ki ulaşın. Yani o yüzden bana ulaştınız diye sakın şey düşünmeyin. Yani ne alaka bana soruyorsunuz demek istemiyorum bu videoda. Ama şunu istiyorum. Kendi bu fondöten bitmiş diğerine geçiyorum. Kendi kararınız olmalı. Ha, ben ne söyleyebilirim size bu konuda? Eğer şimdi yabancı dil seçtiyseniz, lisede yabancı dil okuduysanız, muhtemelen diyorum çoğunluğumuz İngilizce öğretmeni olma yolunda planıyla bu bölümü seçiyoruz, yabancı dil seçiyoruz. Eğer benim gibi bilinçsiz bir şekilde seçtiyseniz, sadece lisedeki İngilizce öğretmeninize hayrandınız da işte dersleriniz çok eğlenceli geçiyordu ve sizin için dil çok kolaydı diye dil bölümüne geçtiyseniz, benim bir de artı olarak yani 0 derecede matematiğim sayısalım vardı. O yüzden hani mecburdum yani biraz dile gitmeye. Sözelde de zaten doğru düzgün meslek yoktu benim o zaman gördüğüm kadarıyla. Ben böyle yabancı dile geçmiş oldum. Ama siz hani genel çoğunluktaki gibi öğretmenliği sevdiyseniz, öğretmenliğe bir sempati duyuyorsanız da, duyduğunuz da yabancı dile geçtiyseniz lisede, o zaman bence hiç bozmayın. Ülkemizin şartlarında öğretmen olun ve mutlu olursunuz yani. Hani öğretmenlik sizi mutlu eder hani. Çalışma şartları olsun, tatil imkanları olsun, işte devletle çalışıyor olmak, onun dışında yani geliri olsun hani güzel yani. Haklarınız korunuyor, zammınızı alıyorsunuz, işte özel sektörde kimsenin inisiyatifinde çalışmıyorsunuz, bunun yaşlılığı var, 40 yaşına, 50 yaşına geldiğinizde hala dinç ve çalışkan olacaksınız. Artık günümüzde 40-50 yaş ileri bir yaş değil, genç yaşlar ve çalışmak zorunda olduğumuz yaşlar. O yaşlara geldiğinizde özel sektördeki insanların iyi niyetine kalmadan, işte hani iş bulma problemi yaşamadan
biraz garanti hayatınızda hissedebileceğiniz bir meslek olacaktır. O yüzden bence hani öğretmenliğe bir sempatiniz varsa ve yapabileceğinize de inanıyorsanız, ben mesela o yıllarımda yapabileceğime hiç inanmıyordum. Çünkü hani yani bir toleransa sahip değildim çocuklara. Hani bir şeyi öğrenecek olan kişiye karşı. Hani öğretirken sabrım yoktu yani öğreteceğim kişiye karşı. Ya bu çocuk olsun, yetişkin olsun, öyleydim. O yıllarda öyleydim. Yani şu an mesela öğretmenlik sevdiğim bir meslek. Siz de hani demek istediğim, yani yaparım diyorsanız, yapabileceğinizi hani düşünüyorsanız, sevebileceğinizi düşünüyorsanız, bence hiç düşünmeden İngilizce öğretmenliğine yönelin. İlk sene kazanamadınız mı? Bakın, bu hayatınızın kararı. Hiçbir şeyden önemli değil. Bir sene daha bekleyin. Olmadı mı? Bir sene daha. Zorlayın ve yapın yani hani. İlk girişte herkes gibi işte hemen işte %95 net yapıp da bir anda İngilizce öğretmenliği bölümüne gireceksiniz diye bir şey yok yani. Bu sizi eksik yapmaz. Zekanızın işte kıt olduğunu, bilginizin kıt olduğunu falan göstermez. Sınav, üniversite sınavı acayip bir platform. O yüzden hani sakın kendinizde bir hata, bir eksiklik, bir şey aramayın. Düşünmeyin bile böyle bir şeyi. Hani dediğim gibi, yani bu hedefiniz tıp okumaksa, hani yine 10 senede kazanamıyorsan yine deneyeceksin bence. Hani bilmiyorum hani kaç kere girme hakkın var, ama acele etmeyin. Yani hayatınızda siz ne istediğinizi biliyorsanız net bir şekilde, ben mesela Japoncayı istiyordum. Net bir şekilde biliyorsanız o yolda ilerleyin. Ha, şimdi yabancı dilde. Diyelim ki yabancı dil mezunu oldunuz. Bana diyorlar ki, diyorsunuz ki mesela bazı kardeşlerimiz, hangi dili seçmeliyim? Hani öğretmen olmak istemiyor öğrenci, ama üniversitede ne seçmeliyim diyor. Şöyle bir şey var. Bir dakika ya. Fondötenden sonra ne sürüyorduk Allah aşkına? Durun. Benim şu an kafa gitti yine. Yani zaten makyaj videoları yapıyorum ama makyajın M'si dışındaki bir şeyi anlamıyorum diyebilirim. Şu kapatıcıyla biraz göz üstümü aydınlatayım. Bana işte soruluyor hani hangi bölümü seçelim. Şimdi eğer öğretmen olmayacağınıza karar verdiyseniz, benim gibiyseniz, bu az bir kitle olacağını düşünüyorum. Hangi dile yakın hissediyorsanız onu seçmeniz lazım. Urdu diline hakim, kendinizi yakın hissediyorsanız o ülkeye, yani bir ülkeyi düşünün, kültürünü düşünün. Hangisine yakın hissediyorsanız onu seçin. Benim yapım zaten disiplinli bir yapı. Yani ben her şeyde biraz böyle Japon mantığıyla bakıyorum yani. Hani istisna sevmiyorum hani. İşte mesela sabah 9, akşam 5 çalışacaksam akşam 5'tir. Akşam 5'e 5 kala çıkmam işte. Akşam 5'i 5 geçe çıkmam. Akşam 5'te çıkarım. Yani hani biraz böyle şeyim, takıntılıyım. Ben mesela sabah 9'da iş başıysa 9'da işte olacağım ve herkes 9'da işte olmak zorunda. Hani nasıl diyeyim, bir Türk firmasındansa bir Japon firması benim için her zaman daha rahat. Yani disiplinde ben rahat edebiliyorum. O yüzden ve Japonların hani sürekli özür dilemeleri, sürekli teşekkür etmeleri, ince düşünmeleri benim çok hoşuma gidiyor. Hani bilmiyorum yani, kültür olarak bana çok yakın geldi her zaman. Şimdi Japonlar Türkiye hakkında ne düşünüyor diyorsunuz? Japonlar böyle, ben hani hayatım boyunca hep iki kutup olduğunu gördüm arkadaşlar. Bir kutup, yani bir grup Japon, bence geneli bizi seviyor. Tıpkı bizim Japonları çok sevdiğimiz gibi. Ama bir grup da arkadaşlar, bizim hakkımızda olumsuz, yanlış düşünceleri var aslında. Bu da niye oluyor? Yeni kesim, yeni nesil mi diyeyim? Bilgi birikimini biraz Batı üzerinden alıyor. Yani Batı kültürüyle, Batı eğitimiyle bize bakan Japonlar biraz yanlış, biraz böyle nasıl da diyeyim, yani çok da doğruluğu olmayan bilgilerle bize yaklaşabiliyorlar, ama tanıyınca onlar da bizi çok seviyorlar çünkü çok fazla ortak noktamız var. İkimiz de Asya ülkesiyiz. Biz Türkler Asya'nın bir ucu, Japonlar diğer ucu. Aile kültürümüz birbirine çok benziyor. Yarım saattir konuşuyorum. Şu farı süremedim. Yani çok fazla ortak noktamız var. Alfabemiz çok benziyor. Alfabe diyorum, cümle yapımız çok benziyor.
Ondan sonra arkadaşlar ne diyebiliriz? Şimdi onu dağıtayım bir dakika. Arkadaşlar şu farı sürerken şu etin şuradaki derinin nasıl oynadığını görüyor musunuz? Yani ben fırça böyle sürüyorum ama aslında şuradaki deriyi alıp bu tarafa itmiş, buradaki deriyi alıp bu tarafa itmiş oluyorum. Yani fırça kaymıyor. Çünkü öyle bir deri birikimi mi var diyeyim orada? Enteresan bir göz kapağım var. Bana başkası yani bir profesyonel de makyaj yapınca çok zorlanıyor. Hele bana eyeliner çekerken mat göz yani intihar etmeye yaklaşıyor. O derece acayip bir şekilde gözümü kırpıyorum. Yani benden daha fazla ve daha hızlı göz kırpabilen bir kişi olduğunu düşünmüyorum makyaj koltuğunda. Ama bant getirmiştim ya. Şöyle yapıştıracaktım. Neyse, boş verin. Akşam zaten dışarı çıkıyorum. Taksim'e gidiyoruz. Çok da bir şeyin belli olacağını düşünmüyorum. Ondan sonra bana başka neler soruyorsunuz? Bu üç dil özellikle soruyor. Japonca mı seçeyim, Korece mi seçeyim, yoksa Çin dili mi diye. Bu konu hakkında aslında benim çok bir yorumum olmaması gerekiyor. Çünkü bir yorum yaparsam Japonca diyeceğim. Çünkü ben Japonlara aşık bir insanım. Yani kültürüne, yaşam stillerine, oturttukları bazı geleneklerine, örfleri, adetleri bana hoş geliyor. Kendimi yakın hissettiğim için hani sevdiğimden ve her zaman da iş hayatımda hani Allah hepsinden razı olsun çok iyi insanlara denk geldiğimden Japonlardan bahsediyorum yani. Japon derim yani Japon firmalarını söyleyeceğim size ama bu hani dediğim gibi sizin nereye yakın hissettiğinizle alakalı bir şey. Hani belki Kore kültürüne çok yakın hissediyorsunuzdur kendinizi. Kore de bizim kardeş ülkemiz hani biliyorsunuz. Onlarla da çok hani tarihimize çok güzel şeyler paylaştık. Çok büyük bir dostluk şeyi olmuş yani bağı oluşmuş artık aramızda. Öyle bir şey düşünürseniz Korece'yi tabii ki seçebilirsiniz. Yani ben biraz da iş imkanının nasiple alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer sen yani ne okursanız okuyun nasibinizi Allah size verecektir hani ve bunun önüne kimse geçemeyecek emin olun. O yüzden hani o konuda iş bulma konusunda ben biraz inanç ile bakıyorum. Ama hani size çok fazla böyle çok pembe bir tabloda çizemem açıkçası. Yalan söylemiş olurum ama çok karamsar bir tablo da düşünmeyin. Hani iş bulursunuz bence diyorum hani. Onu dert etmeyin. Siz hani neyde mutlu olacaksınız onu bulmamız lazım. Bulmamız lazım hani. Bizlerin de o yoldan geçtiğimiz için sizlere öncü, destek olmamız gerekiyor. Bence hani bilirsiniz zaten bilginin de zekatı olur. O yüzden hani bana ulaşmanız gerçekten hoşuma gidiyor. Yardımcı olabilirsem diğer dillerdeki arkadaşlarımla da sizleri görüştürürüm, konuştururum bir şekilde. Hani internet üzerinden olsun. Onlara da danışabilirsiniz. Eyeliner çekip hemen devam edeceğim. Arkadaşlar bir önceki makyaj videomda olması lazım. Makyajı yaparken fondöteni gözümün içine bocaladığımda yarı gazi bir şekilde yani makyaja devam etmiştim. Böyle ağlaya ağlaya işte burnum yaşar, gözlerim yaşarıyor, burnum akıyor, bir şeyler oluyor. O fonda aynı peçeteyi kullanmışım. İğrenç bir videoya dönüşmüştü yani makyaj videom. Onda öyle kendimi sakatlamıştım. Bunda da yine eyeliner çekerken biliyordum yani eyeliner ve ben. Yine şunda bayağı bir kalın çektim şu iç tarafı. Onu düzeltmeye çalışırken yine gözümün içine soktum bilmem ne. Vantilatör de gözümün içine vuruyor. Neyse ne yapalım. Biraz yine böyle sakatlana sakatlana eyeliner sürmüş olduk. Şimdi hemen kirpiklerimi kıvırıp rimel süreceğim. Sohbette nerede kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Dil bölümlerinde. En son şeyi söylemiştim sanırım hani Japonca, Çince veya Korece dilinden bana soruluyor. İşte ben tabii ki hani
Benim gönlüm şeyden yana olduğundan, Japoncadan yana olduğundan size de Japonca diyesim geliyor. Demiyorum, dememeliyim. Çok yanlış, sizi yönlendiremem. Ama mesela Çince de bence. Ya sonuçta dil bölümündeysen ve öğretmen olmayacaksan ve farklı bir dili üniversitede öğrenmeye karar verdiysen o aşamada bence mantıklı davranıp zor bir dili seçmek lazım. Yani bir İspanyolcayı, İtalyancayı, işte atıyorum öğretmen olmayacaksın ama hani İngiliz dili, mütercim, tercümanlıktır. Yani 4 seneni böyle bir bölüme vermek bana şahsen mantıklı gelmiyor. Üniversitede 4 yılını vereceksen zor bir dile ver. Hani en zor dile ver. Çince'ye ver, Japonca'ya ver. Hani yakın hissediyorsan Korece'ye ver. Hani zor bir dile ver. Onu öğren. Sonra yine o İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca her ne dili hani mantıklı buluyorsan, o alanda iş imkanı görüyorsan kendine, o dili mezun olduğunda ya da yaz tatillerinde ya da okurken bir kursa giderek de zaten öğrenebileceksin. Hani 4 yılını bir Avrupa diline vermeyi mantıklı bulmuyorum ben. Yine sizin tercihiniz tabii ki hani. Hangisi hani gönlünüzden geçiyorsa, hangisi mantıklı buluyorsa ya da bir aile şirketiniz vardır. Belki bir Fransız şirketiyle partnerdir. O alana hemen girmeniz gerekiyordur. Öyle tabii ki seçersiniz hani. Ne bileyim hani pek çok istisna olabilir seçmenizi. Seçimi yani sizi ona yönlendirecek ama ben böyle düşündüğüm için Japonca'yı seçtim. Yani Japonca'dan sonraki tercihim Çin dili olması lazım. Birkaç üniversitede Çin dili seçmiştim. Ondan sonra Rus dil vardı diye hatırlıyorum. Hani turizmde çalışır mantığıyla öğretmenimin tavsiyesiydi. Böyle hani biraz fazla uzattım videoyu. Benim zaten makyaj, 5 dakikalık makyaj yapacağım dediğim hangi video 5 dakika oldu ki? Ama hani demek istediğim sizin nereye kendinizi yakın hissettiğiniz önemli. Dediğim gibi benim için iş bulma endişesi diye bir şey olmadı. Sizin için de olmamalı. Hani bir şey okumasanız bile ben bir yerlerde nasibiniz olduğunu zaten düşünüyorum. Ama hani en iyi şartlara getirmek istiyorsak da sonucu bunun için kalbinizi dinlemeniz lazım bence. Hani neye yakın hissediyorsunuz kendinizi? Neyi seviyorsunuz? Neyi yaparken işkenceye dönüşmeyecek? Hani bu Çince mi, Japonca mı, Korece mi? Onu sizin karar vermeniz lazım. Hani ama hani dedim ha. Ama bana ulaştığınız için çok mutluyum. Araştırmanız beni çok hani hayata karşı beni hani nasıl diyeyim, umutlandırdı diyeyim yani. Pozitif hislere büründüm sayenizde. Çok güzel bir şey. Bilinçli gençlerin geldiğini görmüş oldum. Bilinçli bir nesil yetişiyor. Bu çok hani mutluluk verici. Umarım hepiniz istediğiniz alanda okursunuz ve başarırsınız. Başaramayacaksınız diye bir şey yok. Üniversitenin hangi üniversiteyi seçtiğiniz önemli değil. Ben hani biraz öğretmenlere güvenin ve öğretmenlerden önce kendinize güvenin. Hangi üniversite olursa olsun. Tabii ki size sundukları imkanlar, stajlar, burslar önemli yani. Hani size, bana, benim sınıfıma, okuduğum dönemime bir imkan sunulmadı. Yani bir yurt dışı imkanımız yoktu. Olsaydı güzel olurdu. Hani biraz hem maddi hem de işte yani prosedür açısından biraz öğrencilere destek olunsa daha güzel şeyler başarılabilirdi. Ama hani yine de imkanlarınız doğrultusunda elinizden geleni yaptığınızda istediğiniz yere yine ulaşacaksınız. Er ya da geç arkadaşlar. Hani hiç karamsarlığa kapılmayın. Zaten zor bir süreçten çıktınız. Lise boyunca hani üniversite sınavı stresi yaşadınız. Sınava girdiniz, birkaç saat içinde geleceğiniz, hayatınız belirlendi. Belki istediğiniz olmadı, belki potansiyeliniz varken ortaya koyamadınız stres, heyecan derken. Üzülmeyin, pes etmeyin, kendinize inanın. Ben hepinize inanıyorum. Türk genci mükemmel bir zekaya sahip bence yani. Yani hatta ben diğer ülkelerdeki arkadaşlarıma Türkçe öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Türk gencinin mükemmel bir zekası var ve mükemmel bir espri anlayışı var. Yani sırf bu mizahı ana dilinden görebilmek için, nasıl ben mesela Japonca'ya animelerinden hani ilgi duydum. Çünkü hani çok eğlenceli gelmişti. Onların hani bu
çizgi film sektörü insan pek çok benim gibi pek çok insanda böyle bir etki yarattı ve ana dilini öğrenmeye yöneldik. Bence Türklerin zekası diğer ülkelerin vatandaşlarını Türkçe öğrenmeye yönlendirebilecek bir şey. Yani hani Twitter üzerinde üyeliğim yok benim de ya da işte Instagram'da mükemmel bir mizah dolanıyor. Yani böyle böyle espriler yok yani hani zeka isteyen espriler. Basit değil kesinlikle. Arkadaşlar şimdilik makyaj böyle. Hemen baktım video çok uzamış. Gözümün içine bir tane kalem çektim. Rimel sürdüm zaten üstüne. Yüzümden fondötenin aktığını şu an bile hissediyorum yani. O kadar sıcak ki. Şu an benim odam karanlık duruyor. Niye bilmiyorum videoda. Ama yani acayip bir sıcak var. Vantilatör falan hiç işe yaramıyor yani. Vantilatör şu an muhtemelen sadece kendini ferahlatıyor. Şunla değil de şunla süreyim ya. Onun rengi çok açık ama beni anca kurtarıyor. Yine arkadaşlar makyajımı bitiriyorum burada da. Rujumu da hemen sürüp. Yine bir sorunuz olursa yine ulaşın. Ama arkadaşlar Instagram'dan yazıyorsunuz. Ve ben Instagram çok kullanmıyorum. Çok kullanmamaya da çalışıyorum. Çünkü bağımlılık gibi bir şey bence Instagram. Sinsi sinsi insanı yakalıyor. O yüzden ve videolar YouTube'da yani YouTube'un altına yorum bırakırsanız benim için daha rahat olacaktır. YouTube'daki her yorumuma dönüyorum. Hani herhangi bir sorunuz varsa videonun altına da bırakabilirsiniz. Yani sizin için de daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Benim için ama gerçekten kolay olacak. Video altına bırakırsanız. Şu an galiba pudra boğazıma kaçtı vantilatör sayesinde. Neyse şurada kahvem var. Ne kaldı? Ha. Dudağımıza kalem çekip bir ruj çekelim ve bitsin artık. Sadece üst dudağımın dışından böyle bir çizgi çektim. Bu Avon ruju. Şu an ben videoda bunu kırmızı görüyorum ama kırmızı değil arkadaşlar. Mat bir pembe bu. Sanırım ben de bir gün eğer YouTube videolarından para kazanırsam öyle bir şey olursa ilk işim kamera almak olacak. Çünkü hani makyaj videosunda kullandığım renkle kamerada size görünen renk apayrı. Mesela şu an ben fosforlu görünüyorum ama yüklediğimde böyle fosforlu kırmızıdan daha farklı bir renk görünebilecek. Enteresan bir şey yani. Video kalitesiyle alakalı sanırım ama en yüksek kalitede çekiyorum aslında. Böyle. Şimdi bir de benim için bir makyajda olmazsa olmaz. Aslında highlighter ama highlighter nedense kullanmıyorum. Orada duruyor highlighter çeşitleri. Benim için olmazsa olmazlardan biri allık. Hani kontür de aslında çok önemli. Güzel yapılabiliyorsa ki yapılabilmesi lazım yani. Muhakkak hani alıştırın kendinizi arkadaşlar. Bence kontür çok önemli yani. Hani yüzünüz şişman olsun, zayıf olsun, çökük olsun, kırışık olsun her şeyi çok güzel hizaya sokabilen bir uygulama kontür. Ki ben mesela şuralarımda çok yağ mı diyeyim yani çok böyle hani şöyle yaptığımızda şu hani çıkıntı olur ya. Buralarım boş benim. Normalde oralar çıkkın, biraz dolu olsa daha güzel oluyor ki botoksa oralar elmacık kemikleri dolduruluyor biliyorsunuz. Hiç yapmadım. Belki bir gün denerim. Benim buralarım boş. Çünkü hem zayıfladığımda yüzümden gitti o yağlar. Hem de sürekli ben yan uyurum. Bu da buradaki yağ bezlerinin aşınmasının ve hani deforme olmasına neden oluyor. O yüzden hani kırışmasın yüzünüz, işte buralarınız çökmesin diye, zarar görmesin diye sırt üstü yatın der güzellik uzmanları.
Ama doktorlar bunu tavsiye etmiyor arkadaşlar. Sırt üstü yatmayın. Kalp sağlığı için bu iyi bir şey değil kesinlikle. Böyle ben de zaten alışkın değilim, sırt üstü yatamam. Yan yatıyorum. O yüzden benim buralarım çökük. O yüzden bende de çoğu insanda olduğu gibi kontür aslında çok hoş bir görüntü yaratıyor yapabilirsem. Çok uğraşmıyorum. Böyle hafif yaptığımda ama etkisini de görmüyor değilim. Hani sizin de aklınızda olsun, yapın. Kaş doldurma da ben yapmıyorum biliyorsunuz. Hani bu haliyle ben memnunum. Aralıklı aralıklı ama yeter yani. Çok oralara da artık kimyasal değdirmek istemiyorum. Bence kaş çünkü hani hemen küsebilen, hemen dökülebilen bir şey. O yüzden onu olanı da kaybetmeyelim. Böyle arkadaşlar, yeter şimdilik. Bu sıcakta daha fazla makyaj yapamayacağım. Zaten akşam çıkacağım için hani çok daha bir şeylerin görüneceğini düşünmüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediğiniz, eksik bulduğunuz, düzgün yapamadığım bir şey görürseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Ben eleştirilere her zaman açığım. Şöyle yakından geleyim. Göz altlarım hala görünüyor. Şöyle yaptığımda özellikle daha çok görünüyor. Işık ne kadar çok olursa o kadar kapanıyor. Ama makyajda bir yere kadar kapanabiliyor benim göz altımdaki koyuluklar. Çok da artık beni biliyorsunuz hani çok da böyle makyajla bir kimyasalla boğmak istemiyorum ya da işte bir operasyon falan estetik tarzı bir şeye de girmek istemiyorum. Hem çok 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 gerekli olmadıkça yapılması taraftarı değilim estetiğin, hem de benim gözlerim, gözaltı torbalarım, hani gözlerimin bu yapısı aslında rahmetli babamdan bana kalmış bir şey. O yüzden onun değerini bilmeye çalışıyorum, seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım üniversite seçimi aşamasında olan kişilere yardımcı olabilecek bir video olmuştur. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Saçım da uçsa şöyle biraz. Bye bye.